başladık dediler. Şimdi insanlar gidecek. O kadar tuhaf uygulamalar var ki. Yani bilet değişiminde tuhaf uygulamalar var. Yüz okumalarda tuhaf uygulamalar var. Ama daha temel bir şey var burada. Daha temel bir problem var. Şimdi zaten meselemiz kapıdan içeri girme meselesi değil ki. Sağ içinde yapılanlar. E meselemiz şimdi o insanların yerine oturup oturmadığını, onun, o oturan, oturulan yerde onun olup olmadığını tespit edebilmek. Zaten tribünde korktuğun şey yani bu sistemi örgü, e, düşünenlerin, tasarlayanların temel olarak korktukları şey şu. E, bir holigan grubu var. Bir terörist, futbol teröristi gruplar var. O gruplar diğerlerinin e, güvenlik içerisinde, sükun içinde maç izlemesini engelliyorlar. Var mı emin değiliz. Yani ben böyle bir araştırma okumadım daha. Var olduğu iddia ediliyor. Böyle yani sanal kavramlar, sanal matematikler yapılıyor. Ya okudum bu holiganizm üzerine de şeyler. Genellikle İngiltere'den ve İtalya'dan örnekler çekilir burada. Hani bizde enini boyunu tartışma yapılmış şu gruplar şurada toplanıyor. Şöyle işte tehdit faaliyetlerinde bulunuyor gibi raporlar, yazılar okumadım. Hep ki şeyler. Hayali kahramanlar, hayali özneler üzerine yazılmış, çizilmiş işler bunlar. Şimdi içeri girdiğinde bu arkadaşlar ki hepsinin biletinin bir yeri olacak. Şimdi çok temel bir şey var. Ben gözleri görmeyen bir adam olarak sahaya en yakın ve sahaya en merkezde izleyen bir yerden, gören bir yerden maçı takip etmek isterim. Şimdi buradaki eşitliği nasıl sağlayacaksın? Sağlayamıyorsun. Şimdi kombine biletler veriyorlar, parayı alıyorlar. Ben geçen sene onlarca yıl kombine aldığım koltuğu alamadım Beşiktaş'ta. Çünkü dediler ki biz o koltuğu bu sene satmıyoruz. Keyfi bir şey. Şimdi bilet alan insanlar bilet alan insanlar teklif edecek misin şu statta, şu bölgede şu e, alanda maç izlersin? Hayır. E kale arkalarında insanları yerleştirebilir misin ki genellikle yok tribünlerin yoksullarını, daha gençlerini, daha ateşli olanlarını kale arkalarına itme eğilimi olduğu için futbolu gittikçe hani elit bir oyun yapmak ve para üzerinden, alışveriş üzerinden elitize etmek ve hani sınıfsal olarak ayırmak gibi bir eğilim olduğundan bütün dünyada kale arkasına atıyorsun. Peki kale arkasında denetleyebilir misin o koltukta kimin oturduğunu? E denetleyemezsin çünkü gerçekçi değil. Yani muhtemelen bu sistemi tasarlayanlar hayatlarında şöyle bir 6 ay kadar futbol maçlarına, tribünlere, özellikle de İstanbul'daki tribünlere e, herhangi birine devam etmemişler. Yani orada neler olup neler bittiğini bilmiyorlar yol yapılırken dağlara işte katırı ya da şeyi önden salarsın. Çünkü o en az eğimli ve en kısa ve en kullanışlı yolu bulur. Çünkü doğayla daha bütünlüklü bir varlıktır o insana göre. İnsan bilmediği bir yerlere bir şey yapmak zorundadır. Hani bu tel gerenler kamyonlar nereden geçecek işte yüksek gerilim direklerini kurmak için yol açmadan önce böyle yöntemlere başvururlar. Şimdi artık gelişmiştir tabi eskiden böyleydi dürbünler bir takım teknolojik aletler var. Şimdi haliyle tribün kültürünün kendisine ait dinamikleri var. Şimdi bu dinamiklerden bu kadar ayrı olup tribüne giden herkesi holigan, herkesi terörist, herkesi işte futbol militanı diye tarif ettiğin için sürekli güvenlik duvarlarını yükseltiyorsun. Dün bir maç oynandı. Maç 2-1 bitti, değil mi? Elazığ 2, Gaziantep e, Gazi 1, 1, seyirci 0. Yani 3 ihtimalli bir maçtı. sıfır seyircili bir maç. Yani bu ülkeye uzaydan birisi gelse ya burada ne oluyor dese ya burada işte futbol karşılaşması yapılıyor. Bu da toplumsal bir hadisedir. Sevgiyle, muhabbetle bağlandığımız bir oyundur. E insanlar niye seyretmiyor dese uzaylı? Pasolik kartları yok. Ya pasolik kartları yok. Yasaklı işte insanlar yasaklı. Burada geçen hafta birileri küfür etti. Düşün ki mesela Beşiktaş Konya maçında Konya'da küfür etmiş 100 kişi yüzünden Beşiktaş Türk taraftarları ya yani da bu her takıma gönderebilirsin. Konya'daki maça alınmadılar. Yani bir başka taraftarın işlediği iddia edilen suç yüzünden rakip takım yani avantaj elde etmesi gerekirken toplumsal bir faaliyete, anayasal bir faaliyete o da katılamadı. Haliyle bu Pasolik meselesinde işte neden o banka işte biz fişleniyor muyuz? birçok ee, soru var. Birçok soru. Yani bu kadar çok sorunun olduğu yerde bu sorulara kim yanıt verecek onu bilmiyorum. Yetkililerin bazı e, sorularla ilgili bazı açıklamaları var. Onları da izleyelim. Neden yasal olarak ertelenemediği e, yönünde ve kulüplere ek gelir getireceği yönünde açıklamalar var. İzleyelim. Yıllardır hayata geçirilmesi planlanan ve statlardaki şiddeti minimum düzeye indirmeyi öngören elektronik bilet uygulaması başladı. Projeyi hayata geçiren firma adına konuşan Özgür Gündoğan, elektronik biletin kulüp ve taraftara getireceği yenilikleri anlattı. Kombine sahibi olan taraftarlar kombine kartlarını bu sezonun sonuna kadar kullanabilecekler. Ee, onun dışında normal maç bileti almak isteyen taraftarların tamamının pasolik kartı alması gerekiyor. Yapılan yenilikler nelerdir? turnikelerde iyileştirilmeler yapıldı. Gerekli statlarda turnikeler tamamen değişti. Yeni okuyucular konuldu. Son derece yüksek teknolojiye sahip. Aynı şekilde kameralı okuyuculardır bunlar. Statın içerisinde de bütün bu stat giriş sistemlerini ve biletleme sistemlerinin beyni olarak çalışacak veri merkezleri serverlar kuruldu. Bunun dışında gişeler tamamen yenilendi. Yeniden gişe kuruldu. Gişelerin altyapısı tamamlandı. Statlarda bu kanunun getirdiği kameralı sistemler TFF'nin şartnamesine göre kuruldu. Dolayısıyla statlarda oldukça ciddi bir altyapı yatırımı yapıldığını söyleyebiliriz. Türkiye Futbol Federasyonu adına NTV Spor'un sorularını yanıtlayan Kemal Hacıoğlu Kulüpler Birliği'nin bu konu erteleme talebi olduğunu ancak bunun yasal olarak artık mümkün olmadığını söyledi. Geçmişte Kulüpler Birliği Birliği'yle farklı zamanlarda yapılan toplantılarda bu tür istekler gündeme getirildi. Ama bildiğiniz gibi bu uygulama aslında 62-22 sayılı yasanın içerisinde yer alan, 2011 yılında yürürlüğe girmiş olan yasanın gerektirdiği bir uygulama. Yasa daha önce elektronik bilet açısından iki sefer ertelemeye uğradı. Fakat 14 Nisan 2014 tarihi itibariyle elektronik bilet uygulama zorunlu olduğu için federasyonumuz da bu yönde gerekli adımları attı. Uygulamanın 14 Nisan'da başlama sebebi budur. Hacıoğlu'na göre Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin biletlerine az sayıda ilgi olmasını e-bilet sistemine bağlamak yanlış. Derbi biletlerine yeterince talep olmaması, yeterli kart satılamaması gibi bir sebepten oluyormuş izlenim var. 1 Nisan 2014 tarihinde Pasolik.com.tr sitesi yayına girdi ve bütün taraftarlarımız, bütün izleyicilerimiz çok kolaylıkla ee, bu internet sitesinden başvurularını yapıp kartlarına sahip olabilirler. Kartları ellerine ulaşmasa dahi kart başvurusunu yapıp e, başvuruları onaylandıktan sonra TC kimlik numaralarını girmek kaydıyla bilet satış sitesi olan Paso.com.tr'den biletlerini kolaylıkla satın alabilirler ve gelip maç izleyebilirler. Hacıoğlu hayata geçirilen bu projeyle kulüplerin ek gelirde elde edeceğini vurguladı. Şundan emin olması lazım taraftarlarımızın. Bu kart bedellerinin önemli bir kısmı aslında kartın maliyet unsurudur. Sadece tek seferlik ödenen ve yıllık yenileme gerektiren bir kart. Belki başlangıçta bir miktar geçişten kaynaklanan, alışkanlıklarımızın değişmesinden kaynaklanan zorluklar yaşanabilir ama zaman içerisinde herkesin uyum sağlayacağını düşünüyoruz. Cem Dizdar açıklamalarını da izledik konuyla ilgili. Şimdi neden son 5 hafta kala bu başlıyor? Neden Beşiktaş Fenerbahçe belki denk geldi öyle olması? Bu da yasal zorunluluk diyor. Evet, Kemal konularından bir tanesi. Mesela şu kısacık konuşmanın içinde bile sorulacak o kadar çok şey var ki. Bana sormuş olsalardı Beşiktaş taraftarları niye bu maça e, işte ilgi göstermiyorlar? Bu nedenle olabilir mi diye Herhangi bir fikrim yok diyebilirdim. Mesela bu da bir yanıttır. Yani E-Bilet Sorumlusu'nun neden Beşiktaş maçına, Beşiktaş taraftarlarının bu kadar kritik bir maça, Şampiyonlar Ligi'ne birinci gitme konusundaki kritik bir maça ilgi göstermemelerini E-Bilet Sorumlusu'nun, Federasyon'un bil bilmemesini anlayabiliriz. Ben de orada o görevde olsam herhangi bir fikrim yok diye geçerdim. Yani sanmıyorum başka. Çünkü burada çok açık. Beşiktaş tribününün önemli bir bölümü, taraftarların önemli bir bölümü bu işe bence ülkedeki birçok taraftarda, büyük bir kalabalıkta bu işe reaksiyon gösteriyordur. Yani bunu protesto ettikleri için bu işe ilgi duymuyorlardır. İki kere ertelenmiş bir şey, üçüncü kere pekala ertelenebilirdi. İki kere ertelendiğini çünkü Sayın Hacıoğlu kendisi söylüyor. Aynı zamanda yıllık yenileme bedeli diyor. Demek ki yani bunu şimdi 25 lira ödeyen Beşiktaşlılar yeni sezonun başında bir 25 lira daha ödeyecekler. Kaç maç için? İçeride oynayacaklar 2-3 maç için değil mi? Şimdi peki bu doğru bir düzenleme olmuş olabilir mi? Yani bütün bir sezon için 25 lira ödeyecek insanlar 3 maç için bir 25 lira daha.